Oradan sana mektup geldi. Dikkat et kendine. Ne işi var bunun burada? Ayşe abla eşyalarını istetmişti, onları verdim. Aa, eve kabul etmişler yani. Hı, sorun çıkmamış çok şükür. İyi, güzel. Sen Ayşe ablanı ara. Annemle Edanur beraber oraya gelecekti. O görümcesi olacak, Zeynep'e de söylesin. O da gitsin arkadaşlarına haber versin. Haydi. Ben hiçbir şey anlamadım anne. Tamer anlatır sana. Zuhal. Sen şu Leyla'nın odasına çık. Komidinin ikinci çekmecesinde bir kutu var. Bak bakalım onun içinde böyle buruşuk bir kağıt var mı yok mu? O ne demek Asiye? Kıza bir mektup geldi. Bence cezaevinden. Bak bakalım. Teyze. Leyla, annenler öbür eve gidiyormuş. Eda Nur'un üstüne başına yardımcı olsun diyor anam. Tamam, ben kendi kıyafetlerimden bir şeyler ayarlarım o zaman. Hı, hadi. Dediğin gibi Asiye. Mektup cezaevinden. Bildiğin aşk mektubu. Ne olacak şimdi? Gençler zannediyor ki mezar taşları yalnız yaşlılar için. Cahiller. Gönder şunu bana. Hayırdır Asiye? Hayırdır, hayırdır Dursun abi. Yavuz'u alıp bana bir gelsene. Konuşacağım seninle. Bunun için hanımı arayaydın, beni niye aradın? Yok, hanımlık bir iş yok. Ben seninle konuşmak istiyorum. Konu ne? Konu senin şerefin. Senin gururun. Ya Rızvan yok mu? Nerede o? Rızvan yok. Onu gururu zedelendi o Zeynep. Düğünde kaçtığında. Seninki de zedelenmesin diye konuşacağım. Anladım Asiye, anladım. Belli ki bir mesele var. Tamam. Ben Yavuz'u da alıp geleceğim. Haydi gel bakalım. Kahve de götürmem, çay da götürmem onlara. Karşılarına çıkmak istemiyorum. Yavuz abiyi görmek istemiyorum. Evlenmeyi hiç istemiyorum. Hala abi değil. Yırtarım o abi diyen ağzını, yırtarım. Biz burada oyun mu oynarız? Git dök şu çayı, hadi. O Halil İbrahim zengin kız peşinde. Sen de rahmetli abin gibi çulsuz peşinde. Ha? Ben bugün gittim gördüm Halil İbrahim'i. Ne Yavuz bırakır ne Fikret.
Bak, bak o Ayşe ablana. Yakında zengin dul olacak. Sen de ol. Sabret. Git evlen adamla. Bir çocuk yap. Ondan sonra boşarsın. Gebersin gitsin. Milyarları harcarsın. Cusuza mı harcarsın? Nereye harcarsan harcarsın. Ama nerede? İstemem de istemem. Benim sinirlerimi bozma. Sen niye zahmet ettin? Yok muydu kimse? İşte. Leyla nerede? Yok yok. Leyla burada da onun aklı yok burada. Otur. Gel gel. Otur kibar oğlum otur. Dursun abicim. Neymiş bu bizim gururumuzu incitecek mesele Asiye? Dursun abi sen biliyorsun bu Zeynep. Düğünde kaçtıktan sonra bizim gençlerin kafası bulandı. Bunlar ne ana sözü dinliyor ne baba. O Nedim'e belli ki benden intikam almaya çalışıyor. O Kahya Reşit'in oğlunu bizim Leyla'ya musallat etmiş. Ya. Ama ben hemen anladım. Babasıyla konuştum. Gereğini yaptı. Adam içeride. Ama rahat durma. Allah Allah. İçeride ne yapabilir ki? Senin nişanlına aşk mektubu yollamış. Çıkınca seni alacağım demiş. Dursun abinin silahlarını üstüme yıktılar demiş. Ya günahsız yat ayrım. Çıkınca seni kaçıracağım demiş. Cezaevinden mi yollamış bu mektubu? Yok Allah'tan oradan yollamamış. Mektup görülmedi. Sen merak etme. Ama bugün ben gördüm. O adam benim kızıma bir şey yapacak. Onu yakacak. Ben anayım. Bağrıma taş basarım. Ya siz? Size ne olacak? Sizin onurunuza, ticaretinize ne olacak? Sizi yakmaz mı? Yok. Bizi öyle kolay kolay herkes yakamaz da. Tamam. Ben çektiririm kulağını onun. Ne oldu size? Kulağı çekmek ne dur? Asiye, şu mektubu görebilecek miyiz? Ben bir sayfasını çekebildim. Ama öbürlerini çekemedim. Sen bir bak bakalım. Aslında bu işi Rızvan'ın halletmesi lazım ama şimdi Reşit'le ters düşmesi doğru olmaz. Neyse, ben hallederim. Ben çayları tazeleyeyim. Siz de bir düşünün bakalım. Aşkına üç kuruşluk adamın aşk mektubunun peşinden koşmayalım. Bu Leyla işinin falan olacağı yok zaten. O iş oldu Yavuz. Sen Leyla'yla evleneceksin. Ya kardeşim ne demek siz gelmiyorsunuz ya? Daha mekanın kapısında sıkıntı çıkartırlar, saldırırlar size. Saldırsınlar kardeşim. Ya anladık tamam. Kurşun atmazlar. Yumruk da atamazlar da laf atarlar kardeşim laf. Gidersin orada Zeynep'in yanında sana saçma sapan bir şey söylerler. Canını sıkarlar. İnat etme da. Yok yok biz gelelim Halil İbrahim. Gerekirse içeri girmeyiz. Kardeşim korkmuş gibi sizi kapının önüne mi dikeceğim? Olmaz öyle şey. Kardeşim sen oraya baldız hayırlı olsun demeye gitmiyorsun. Kızın nişanını bozmaya gidiyorsun. Bak illaki bir sıkıntı çıkacak. Saldıracaklar size. Dağ başı mı kardeşim burası? Polisi var, jandarması var. Allah Allah. Hayda. Sever o sever. Çatışma olsun da nasıl olursa olsun sever. Jandarmaymış. Kim arayacakmış jandarmayı? Letolar mı? Vallahi benden canını kurtarmak isteyen kim varsa o arasın dayı. Ben efendi gibi karımı koluma takacağım. O yemeğe gideceğim. Nişanı bozup geleceğim. Bu. Ben hazırım. Hadi çıkalım. E siz gelmiyor musunuz? Biz davetli değiliz Zeynep. Gelmiyoruz. Ona bakarsan biz de davetli değiliz Temel. Ben gelmeyin dedim. Halil İbrahim.
İçeride belki bir şey olmaz ama dışarıda Yavuzlar Leyla'yı almaya kalktığınızda illaki sorun çıkarır. Tamam, çıkarsınlar. Ne yapabiliyorsa yapsın, görelim. Leyla'ya zarar verirler. Onu kastediyorum. Yani. İyi, tamam. Bravo Zeynep. Vallahi. Siz arkadan diğer araçla gelin. Eğer bir vukuat olursa Zeynep'le Leyla'yı kaçırırsınız oradan. Vukuat olursaymış. Yok, armut gibi bakacaklar. Yusuf, o Davut ara Davut'u. Bizimkiler olay çıkarmaya geliyor da. Aklın yolu bir. Armut diye senden bahsediyordu Osman. Hayda. Çek elini belinden Selim. Herkese söylüyorum. Bu gece burada çatışma çıkmayacak. Özellikle Zeynep Leto buradayken. Artık Leto değil, Karasu. Hala Rızvan Leto'nun kızıdır. Haddini bil. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş geldin Halil İbrahim. Hoş bulduk Şota. Zeynep Hanım, içeride tatsızlık çıkabilir. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Siz söyleyin. Sen dışarıda bir tatsızlık çıkmasına engel ol yeter. Yok, burada bir tatsızlık olmaz. Osman, Turan, siz burada bekleyin kardeş. Biz Temel'le içeri kadar eşlik edelim. Buyurun. Gençler, bu hayatta en önemli şey ailedir. Yuva kurmaktır. Ne oluyor lan? Ha? Kusura bakmayın. Geç kaldık. Kardeşimin nişanına gelmek istedim. Her ne kadar aranızda bizi görmek istemeyenler olsa da sonuçta biz de bu ailenin bir parçasıyız. Bu ailenin bir parçası mısınız? Yılmaz abi. Sen bu ailenin en kıymetli parçasısın canım. Canım kuzeyim. Dünya güzeli. Vay vay. Damattan namı kadar varmış. Halil İbrahim. Yılmaz Marten. Zeynep'in dayısının oğluyum. Memnun oldum. Yok ya. Bu gece bitmez. Büyüklerin yanında olmaz. Zeynep, yapmadığın kalmadı.
kanımızdansın diye sustuk, yutkunduk ama yeter. Al şu adamı git. Olay çıkmasın. Ben olay çıkarmaya gelmedim. Çoğunuz bilirsiniz. Olay çıkarmaya böyle sessiz gelmem. Karımın kız kardeşi nişanlanıyor. Kendisi burada olmak istedi. Bana düşen de ona eşlik etmek. Yoksa hiçbirinizin yüzüne hasret değiliz. Bırak. Ne dedi lan bu? Karın mı dedin lan sen? Ne diyorsun lan? Oğlum. Zeynep. Levent. Ne diyorsun? Levent. Abi. Burada değil. Abi. Gel. Biz bu sabah evlendik. Resmi olarak eşiyim yani. Aslında seni de bekledik gelirsin diye ama haberin olmadı demek. Geleceğim ben, geleceğim. Ben daha son sözümü söylemedim. Zeynep, bilirsin kızım seni severim. Duydum ki sevdiğine kaçmışsın. Burada çoğumuz da öyle yaptık zaten. O yüzden başımızın üstünde her zaman yerim var. Ama niye geldin be kızıma? Niye geldin de bu kadar insanı gerdin? Söyle bir bak. Şunun için geldim Nergis yenge. Kız kardeşim oğlunuz Yavuz'la evlenmek istemiyor. Asiye? Ha. Bana ne sorarsın? Kızıma sor. Leyla, ben bir laf ettim. Ben yaşadığım sürece kimse zorla istemediği biriyle evlendirilmeyecek dedim. İstemiyorsan söyle kardeşim. Alıp gidelim seni buradan. Kimse kılına bile zarar veremez. Rızvan. Anladık. Bu mekanla ilgili verilen sözler var. Gelenekler var. Ama benim de sabrımın bir sınırı var. Bir şey diyeceksen de artık. Dursun. Bence gayet yerinde bir soru. Bırakalım Leyla cevabını versin. Biz de ona göre gerekli veya gereksiz pastamızı yer gideriz. Aslında benim kızım... Bir dakika. Herkes kızım hakkında konuştu. Bırakalım biraz kendi konuşsun. Benim Leyla'm Yavuz'la evlenmek istemezse kimsenin söyleyecek bir lafı yok. İstediğini yapar, istediği yere gider. Bu kadar. Karar senin. Kimle konuşuyorsun sen? Kimseyle. Nasıl kimseyle? Ver onu. Anne ne yapıyorsun? Ne olacak? Ha? O yolluğu ablam mı seni kurtaracak? Ha saf dilek kızım benim. Ha? Beni iyi dinle. Bu elindeki parmağa bu gece o yüzük takılacak. Yoksa o hastanede yatan serseri ölür. Neden bahsediyorsun anne? Eğer bu çocuğu zerre kadar sevdiyse o kulaklarını iyi aç.
ben anlaşma yaptım. O ölmeyecek. Hatta cezaevinden çıkarım, yerine başkası yatsın. Leyla ondan vazgeçti dedim. Yalan söylüyorsun anne. Ben ölenle kalanla ilgili yalan söylemem. Anladın mı? Kararını vereceksin. Ya Özgürce ne yaparsa gidecek, nerede olacaksa olacak ya da ölecek. Kararı sen ver. Sinirlendirme beni. Ablacığım. Korkma, söyle hadi. Bir şey yok, tamam mı? Bak biz buradayız, söyle hadi. Evlenmek istiyorum. İşte bu kadar, işte bu kadar. Leyla'cığım, bak belli ki bir şeyler söylemişler, korkutmuşlar seni. Ama bir tanem korkma, doğruyu söyle, tamam mı? Hani telefonda konuşmuştuk ya. Biz buradayken kimse sana bir zarar veremez. Kimsenin bana zarar vereceğinden korkmuyorum. Ben bu evliliği kabul ettim abla. Leyla. Kes Nesim abi, kes. Kes ki bunların seslerini kessinler, hadi. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Aferin. Leyla'cığım, hayırlı olsun. Umarım mutlu olursun. Hadi Zeynep. Ben sizinle bir müjdemi paylaşmak isterim. En azından siz de bizim ailemizin bir ferdisiniz. Biz senin hiçbir şeyin değiliz. Ya bir sürprizi dinle bakalım. Aslan oğlum Tamer'le güzeller güzeli kızım Eda Nur yakında karı koca olacak. Ne diyor lan bu? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Öldürürüm lan sizi. Eda Nur ne diyor bu Ali İbrahim? Lan öldürürüm sizi. Lan şurada bırak. Lan. Yasemin'in ölümüne sebep oldum. Bu kadar zoruma gitmedi. Yazıklar olsun sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.